Ceviz. Abi Bodrum'da da Türk ama yandan değil. Değil. Bunların bu. Kendi içerisinde sekizden olarak. Nasıl poşet? Bunlardan alın arada. Alın ya. Değerli dostlar, şu anda Antalya Serik Gürük Dernekleri Başkanı Adnan Tezcan Bey'in bahçesindeyiz. Kendisinin bize anlattığına göre 1980'li yıllara kadar burası daha ziyade çadırda yaşayan yürüklerin bulunduğu bir alanken bugün Türkiye'nin narenciye ihtiyacını karşılayan işte portakal, mandalina, limon bahçelerinin olduğu ciddi bir sanayi ürünü olan zeytinin de üretildiği bir merkez haline gelmiş durumda. Şimdi Gebze'den gelen bu misafirlerimizle dahil ayrıca bir bağım daha var benim. Ben emekli askerim. Antalya Serikler Dernek Başkanlığı'nı emekli asker olduktan sonra kurdum. Kurucu başkanım. Dolayısıyla Kocaeli'de 86-94 yılında asubaylık yaptım. Gebze'de de tatbikatlara katıldım. Ayrıca oradan da bir organik bağımız var sizlerle. Sizler benim misafirim değil, kardeşlerim, abilerim, atalarımızsınız. Dolayısıyla burayı da böyle yörüklükten sonra artık biz yerleşik hayata geçtik. Yerleşik hayatta da tabii günümüzde yetiştiriciliğe, portakal, limon, mandalina, daha değişik ürünler de var. Buğday mesela. Bu bölgenin hakikaten Serik özellikle Antalya'nın şeyidir, tarım şehridir. Bu bölgede benim ektiğim portakal var. Normal zamanda yetişir, aralık gibi. Bir de yaz portakalımız var. Bu da baharda yetişir. Gördüğünüz gibi yaz portakallarımız bizim sıkmalık olarak tüketilir. Bunun yanında yine erkenci limonlarımız var. Limon, Meyer cinsidir bu. Ayrıca bu da kapkart, gördüğünüz gibi. Bu kapkart gerçekten küçük, böyle yenir. Bu gördüğünüz bahçede nereden bakarsanız bakın 20 çeşit, 25 çeşit şu anda benim şeyim var, meyve çeşidim var. Anadolu, memleketimiz meyveleriyle, bitkileriyle, en önemlisi de çalışkan insanlarıyla güzel vatan Anadolu. Burası Antalya ve Antalya turizm kenti olarak biliriz. Aslında Antalya vakıf kentidir. Aslında Antalya tarım kentidir, kültür kentidir ve yörükler kentidir. Biz Gebizli yörükleri, daha doğrusu Gebze'ye gelen yörükleri, Gebze'den dağılan yörükleri, Gebze yörüklerin nereden geldiğini araştırmak üzere geldik. Burası Gebiz ve Gebiz yakınlarında bir mandalina narinciye bahçesindeyiz. Görüntülerimiz var, sizleri Antalya'ya Gebiz bölgesine götürüyoruz. Antalya Gebiz'deyiz ve Gebiz'in hikayesini dinliyoruz. Cengiz Büyük Gebiz Bey 15 yıl Gebiz'de belediye başkanlığı yapmış. Bize buranın hikayesini bir anlatır mısınız efendim? Şimdi Gebiz çevre itibariyle baktığımız zaman 23 köy ve bir belde merkezinden oluşan bir coğrafi yapıya sahip. Geniş bir alanda genellikle yörüklerin yerleşim alanı içerisinde bulunduğu bölgemiz. Özellikle 70'li yıllarda, lise yıllarında okuduğum zamanlarda duyduğum, bildiğim ve edindiğim bilgilere göre onların sohbet ortamlarında bizim atalarımızın geçmiş yıllarda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan'ın, bugünkü Macaristan'la Romanya sınırında bulunan Erdel Beyliği'nin olduğu bölgedeki Gebzu isminde anılan bir bölgeden göç ettikleri ve 1700'lü yıllara başında Gebze'ye geldikleri, daha sonra Gebze'den 50 veya 70 yıl arası bir ikametten sonra çıkan bir husumet neticesinde bu bölgeye geldiklerini belirtiyorlardı. Gebze'den hareket ettikten sonra göç halindeyken Gediz bölgesinde, Kütahya'nın Gediz ilçesi bölgesinde kış aylarının yoğun bir sıkıntısıyla karşılaşıyorlar. Orada bir yıl
konaklamak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra bölgemize geliyorlar ve bizden şu anki bulunduğumuz yerden 15-20 kilometre daha aşağılara yerleşiyorlar. Oralarda zaman içerisinde yaz mevsiminde sıcaklık ve havanın ısınmasıyla sıkıntılar doğmaya başlayınca bölgemize geliyorlar. Bu bölgede yerleşik düzene geçtikten sonra da çadırlarıyla yaz mevsimlerini buradan 90 kilometre, 95 kilometre yukarıdaki Anamas ve Çayır yaylalarına göç ediyorlar yazın sıcağının etkisiyle. Daha sonra 300 yıl civarında bir zaman diliminde de bu bölgeden oraya git gel yaparak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Yerleşik düzene 1940'lar itibariyle işte taş yapı dediğimiz eski konak yapılarımız yapılmaya başlanmış. Daha sonra 70'li yıllara doğru da betonörme yapı denilen yapılara geçilmeye başlanmış. 2006 yılında Mayıs ayı itibariyle Macaristan'dan 52 kişilik öğretim üyeleri, kültür müdürü, Budapeşte İl Kültür Müdürü ve değişik yine sivil toplum kuruluşlarından oluşan 52 kişilik bir Macaristan heyeti beldemizi ziyaret etmişti. Burada kendilerini biz 3 gün misafir ettik. 3. gün neticesinde ayrıldılar. O günün anısına da 2. gününde, buraya gelişlerinin 2. gününde bu kapıyı o günün anısına hatıra olarak beraberce buraya dikmiştik. Gebze'nin bağlantısını tabii onların da bizim duyduğumuza benzer herhalde duyumlar veya araştırmaları var ki o bölgeden buraya göç edip geldiğimizi söylüyorlar. Buranın ismi daha önce 1960'lara kadar Macarköy olarak geçiyordu. 60'lı yıllardan sonra Gebiz olarak artık resmi kayıtlarda değiştirildi. 60 yılından önceki nüfus cüzdanı olanların hepsinde Macarköy yazar. Değerli izleyenlerimiz, tarih bir milletin aynasıdır. O aynaya ne kadar çok bakarsak o kadar çok geleceğimizi görürüz. Eğer nereden geldiğimizi bilmezsek nereye gittiğimizi de bilemeyiz. Evet, Macaristan dediğimiz bölge 145 yıl Osmanlı medeniyetine beşiklik yapmış. Osmanlı coğrafyası içindeydi. Evet. Atilla Büyük Hun imparatorluklarına da girersek Atilla'nın orada hüküm sürdüğünü biliyoruz. Toprak olarak da bizim 145 ve yıl. Tuna öncesinde. Bizim tarihimizdir, bizim kültürümüzdür. Gebze, Gebze'ye, Gebze, Gediz'e, Gediz, Gebze. Dönüşü. Evet, belgesel görüntülerimiz var. Hadi çekelim. Derin kalk. Eski ismi buranın Macar. Öyle mi? Fakat yeni ismi Gebiz. Niye Macar demişler? Macaristan'dan geldiği için. Buranın geldisi Macaristan'danmış. Macaristan'dan. Nereye gelmişler Macaristan'dan? Buraya. Direkt buraya mı gelmişler? Evet. Yani orada Macar kapısı var zaten. Geldiler Macar kapısı diktiler oraya. Aman ormancı, canım ormancı. Köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye, suyun içmeye. Köprüler yaptırdım anam gelip geçmeye. Gebiz doğumlu, nüfusumda Macar olarak geçen Mustafa Silme. 1955 doğumluyum. Gebiz mezarlığının içerisinde bir türbe var. Türbenin yıllar önce 100 yaşındaki kişiler dahi hatırlamıyor. Bu türbenin incelenip özetini öğrenmek istiyoruz. Benim zamanımda, çocukluk zamanımda Antalya'dan, Serik'ten, başka yerlerden ibadet için gelip dua edip çocuğu olmayan kişiler falan orada bir adak kesip gidiyorlardı. Ama türbenin ne kimlere ait, kimlerden şey olduğunu da bilmiyoruz, hatırlamıyoruz. Gebizler aslı Macaristan'dan gelme. Benim nüfusumda da Macar olarak yazık. Gebiz olarak değil kütüğümde. Gebiz
Macar doğumlu olarak geçiyor. Bize gelmiş diyorlar, bir Kütahya Gediz'e gelmiş diyorlar, birkaç deyimler var ama özetini bilmiyoruz. Biz mezarlığındaki türbe ile ilgili bilgileriniz Cengiz Bey? Büyüklerimizden yaklaşık 45-50 yıl önceki konuşmalarından edindiğimiz bilgilere göre 1800'lü yıllar civarında olduğunu, onların da büyüklerinden duyduğu kadarıyla 1800'lü yıllar civarında yapıldığını, o türbe ile ilgili aynı anda iki tane de cami olarak yaklaşık 50-60 yıl hizmet veren iki tane eski yapının da bir gecede yapıldıklarını bize aktarıyorlardı. 1800'lü yıllar başları gibi, yani şimdi tam tarih veremiyorlardı. Tam tarih veremedikleri için biz de tahmini olarak bakıyoruz, buralara 1700'lerde geldiysek 1800'lerde de anca yapılmıştır diye düşünüyoruz. Orta bir ikisi cami olarak kullanılıyor, birisi türbe. Antalya Yürük Bey'i Hamdi Sarıca Bey ile birlikteyiz. Efendim bize Antalya'da yürük kültürünü, biz Gebze olarak Gebze arasındaki irtibatı araştırmaya çalışıyoruz. Neler söylersiniz? Tabii ki sevgili hocam, öncelikle Yörükler Diyarı, Akdeniz'imize, Antalya'mıza hoş geldiniz diyorum. Tabii Antalya'mızın tamamı Yörük'tür, Yörükler Diyarı'dır. Sarı Keçilisi'nden, Karakoyunlusu'ndan, Mor Koyunlusu'ndan her türlü tüm Yörüklerin barındığı. Tabii Yörüklük deyince bir de bizim Türklerin 3 tane atasporumuz var. Binicilik, okçuluk ve yağlı güreş. Yörük kültürüne çok önem veren ve bu konuda bir hayli de masrafı olan bir güleş ağamızdır. Bizim güzel şehirlerinden biri. Kışı az, baharı bol, yazı sıcak olmakla beraber doğal güzellikleriyle insanları cezbeden, ülkemizin çok güzel şehirlerinden biri. Bu beldede yaşayan insanlar bakımdan büyük şanslı. Destekli ve bölge kalkınma ajansı destekli. Çünkü çok orijinal bir ev. Müze var, bir şey dönüştüreceksiniz. Yani, ayakkabılar yaşasınlar ama onun bitişiğinde müze ve insanların gelip gideceği bir turistik alan. Evet. Yani adını da şöyle söylüyoruz. Gebze Sığlık Merası Mandırası ve Yörük Obası. Mandıra'da 22 aile yaşayacak. Yörük Obası da bu insanların şeylerini, ürünlerini satabileceği, pazarlayabileceği, kültürlerini gösterebileceği daha profesyonel bir çalıştırılan mekan olacak. Yani kapımızdaki bu. Bu kültüre sahip çıkmak lazım. Yörüklük kültürü, Gebizli Yörüklülerle ilgili yaptığımız araştırma çerçevesinde İçişleri Bakanı Sivil Toplum Örgütü İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES projesi kapsamında Antalya bölgesindeyiz. Döşemealtı Belediyesi'ndeyiz ve sahip belediye başkanımızla görüştük ve kırsal kalkınma yörüklerle ilgili projeleri var. Bu noktada onlardan da bilgi aldık heyet olarak. Antalya'daki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Antalya'dayız. Yürük kültürünü araştırıyoruz. Öyle Hamdi ya. Sarıca Bey'e misafir olduk ve yengemiz hanımefendi bize yürük yemekleri ikram etti. Efendim sizi tanıyalım ve yürük yemekleriyle ilgili birkaç bilgi verin. Buyurun efendim. İsmim Hanife Sarıca. Antalya yöresine ait arabaşı çorbamız, keşkeğimiz, kavurmamız. Bunları yaparız. Bunlar mevcuttur. Evet. Antalya'da olup da Antalya İl Bey'inden, Yörük İl Bey'i, doğru mu efendim? Evet, evet. Yörük İl Bey'inden keyfiye almak gerçekten bizim için heyecanlı efendim. Alameti farikası yörüklerin. Evet, nişanesi, sarı bereketi, yeşil İslamiyeti, beyaz dürüstlüğü, kırmızı Türklüğü, mor da Osmanlı'nın hoşgörüsünü temsil ediyor. Yörüklerin nişanesi, Orta Asya'dan Anadolu'ya yörükler göç ederken birbirlerine zarar vermesinler diye. Bu da yörüklerin alması, nişanesi. Keyfiye isminin alması da, yani sız bir yerde bir insan bir tanıdığını gördüğünde keyif olmaz mı? Keyif olur. Onun için keyfiye koymuşlar. Evet, biz de İl Bey'imizden, Antalya Yürük Kültürü İl Bey, doğru mu efendim? Evet. Ve Antalya'da ne kadar yürük var efendim? Antalya'nın tamamı yürük.
Tek kelime. Biz de keyfimizi aldık o yörükler adına. Araştırmamız tüm hızıyla Antalya'da devam ediyor. Yörük kültürü ve Gebizli yörükler. Antalya Yörük İl Beyi'nin makam odasındayız. Hamdi Sarıca Bey, çok teşekkür Allah ediyoruz. Hanımefendi bacımız, akademisyen dostlarımız ve Gebze'den gelen heyet. Gebze'den Macaristan'a, Macaristan'dan Gebze ve Antalya'ya, Gebze'ye gelen yörüklerin hikayesini araştırıyoruz. Birazdan çalıştayımız var. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle bu proje yürüyor efendim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler. Antalya yörüklerini yazıyoruz. Tabii kardeşlikler önemli. Hakikaten hanımefendi dahil yaptığımız iki günlük araştırmada Gebze-Gebiz arasında ciddi bir bağlantı var efendim. Hatta oradan işte Macaristan'ın şenlendirme noktasına baktığımızda ki o arşivleri araştıracağız, ciddi bir bağlantı var. Ama biz çok ileriye doğru değil ama Gebze ile Gebiz arasında ciddi bir bağlantının olduğunu, olabileceğini bilimsel olarak da inşallah hocalarımızdan da söz aldık. Ciddi bir çalışma yapacağız. Aslan Fatih Bey, ben bir şey kat ettik başkanım. Siz şimdi tam akşam Biz Sakarya Şehitleri Parkı istiyoruz sizden efendim. Planlarıyla beraber burada bunu inceleyip